Cümleten selamun aleyküm sevgili arkadaşlar. Sponsorumuz golva.com'un katkılarıyla hazırlanan videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bu arada yeni sezonun diğer forması. Damalı forma. Biraz benim üstümde şık durmamış olabilir ama inanın sizde daha güzel durur. O yüzden sizler alabilirsiniz. <laughs> Bunu da söylemiş olarak başlayalım. Dinamo Kiev, Fenerbahçe. Bu iş Kadıköy'de biter mi arkadaşlar? Size soruyorum. Şimdi gerek spor yazarlarının gerekse benim şahsi fikirlerimin olduğu videoya hepiniz hoş geldiniz. İnşallah Allah ömür verirse sizler de e, izlerseniz her maç sonrasında maçın hikayesini ve puanlamasını yapmak isterim. Mesela Reha Kapsal'la başlayalım sözü uzatmadan. Avantajlı skor diyor. Yani sadece saha içinde değil Ukrayna'daki sıkıntılı durumun devam ettiği için duygusal olarak da zorluk yaşayabilirdi diyor. Yani... Dinamo Kiev oyuncuları halklarına moral vermek, hani kendilerini göstermek için bir tek Avrupa'ya odaklandılar lig olmadığı için. Samuel ile Salai savunmada. Orta sahada İsmail ile Arao maçın en iyileriydi. İsmail Fenerbahçe ve Türk futbol adına çok önemli bir kazanım oldu diyor. Hani oynadığı oyun mücadele, taktik, disiplin, bağlılığı, rövanş için ümit verdi. Kadıköy'de kendi sahası yerisinde avantajla maçın turun favorisi gibi duruyor. 1-0 Bakın artıları yazayım. Artı 1, eksi 1. E, şu an eksi 0. Tayfun Bayındır. ayarları bozulmuş diyor. Yani yepyeni Fenerbahçe'nin ilk sınavı bir hayli sorularla dolu. Depresmanda gol yemeden dönmek elbette önemli. Çok koşan rakibe az pozisyon vermek. Etkili savunma yapmak da önemli. Ama asıl önemlisi üretmek diyor. Yani Fenerbahçe üretemedi ne yazık ki yoktu diyor. Yeni hoca, yeni oyuncular, yeni sistem... Yani e, büyük bir hedef Fenerbahçe'nin ayarları biraz bozmuş diyor. Biten sezonu tıkır tıkır işleyen çarkları sanki paslanmış ciddi bir revizyona ihtiyacı olduğu bir gerçek diyor. Fakat kardeşimize şunu hatırlatmak isterim. Sen biten sezonda Çaykur Rizespor'a, Yeni Malatya'ya falan o çarkları işletiyordun. Yani karşındaki Dinamo Kiev olduğunu da hatırlatayım. Önde baskıda çok fazla bir sorun gözükmüyor. Yani ana plan bu diyor. Zaman geçtikçe oyuncular birbirini tanıyıp yapıya alıştıkça elbette bu baskı daha verimli uzun süre olacaktır. Dün zaman zaman etkili yapılan bu baskı Fenerbahçe'nin net olarak merkez Santrafor'a ihtiyacı olduğunu gösterdi. Bu oyuncu ne dünkü kadroda var ne transfer edilmesi muhtemel oyuncular içinde var diyor. Forvet transferi herhalde hepimiz e, hepimiz herhalde forvet transferinden yanayız değil mi arkadaşlar? Yani Dünkü takımın en büyük eksikliğinin forvet olduğu görüşünde hem fikiriz hepimiz. Yani ben en azından öyleyim arkadaşlar. Ömer Ründül savunma SOS veriyor demiş. Yani ilginç bir bakış açısı. Yani oyun disiplini kazanma arzusu vardı ama 90 dakika kopuk kopuk futbol sergilediler. Bunun çok önemli nedeni var diyor. Joshua King ve Arao takıma yeni katıldılar. Kısmen doğru. Evet. Arkadaşlarla birlikte hiç bir maç oynamadılar. Tanımıyorlar. Bir durumda ikisi birden ilk 11'e yine başlıyor. 45. dakikadan sonra toplam 5 oyuncu değişikliği yapıldı. Bu ortam günümüz futbolunun gerçekleriyle bağdaşmıyor. Ee, dün çok önemli bir rakibin gol pozisyonunu önlemesine rağmen Salahi'yi iyi görmedim. Stoperde SOS durumu mevcut diyor. Yani bilmiyorum şu an çoğu kişiye sorsam herhalde Salahi maçın iyilerinden biri diyor. Diğerine geçelim arkadaşlar. Gürcan Bilgiç rövanşta daha iyi olur diyor. Yani şu an baktığınız zaman eksi iki tane oy var artı bir oy var. Gürcan Bilgi için başlığına baktığımız zaman da ikiye 2, 2. Maç öncesindeki beklentilerimizin karşılandığını gördük. Fenerbahçe isteyecek deneyecek ama Dinamo Kiev mücadele edip hızlı geçiş atak deneyecek. Yani bir nevi çek, savun, kontra atağı çık diye. Jesus 2 6 numara İsmail Arao tedbirini aldı. Merkezi kapatıp topun kendine kalmasını sağlayacak formülü önemsedi. İki oyuncusundan da üst düzey verim aldı diyor. Bir başka kilit nokta duran toplarda. Kiev çok temaslı ve faulle oynadı. Luchescu maçın tempo kazanmasını istemiyordu. Bunu sağladı. Kadıköy'de 50 bin taraftar önünde oynanacak rövanş. Daha hazır, daha motive, daha hırslı bir Fenerbahçe izleyeceğiz. İlginç bir gün olacak. Cessus'ta yeni transferlerde nasıl bir takıma geldiklerini anlayacaklar. Bir hafta sonra balans ayarı yapılır, her şey farklı olur diye. Ahmet Çakar Fenerbahçe'yi beğenmedim demiş. Skoru ama beğenmedim diyor. İsmail Kartallı Fenerbahçe kesinlikle daha İsmail Kartallı Fenerbahçe'ne kesinlikle daha iyi değil. Hatta baskı ve istek anlamında daha kötüler. Dua etsinler Kiev eski Kiev değil. Yılların Kiev'i çok farklı takımdı. Belki savaş ya da oyuncu kaybı nedeniyle Kiev sıradan bir Süper Lig takımı görünümünde diyor. Fenerbahçe'de dün gece görmediğimiz bir tek Joao Pedro var. Ama ne Jesus ne Burma, Lelnik, Kol Fenerbahçe'yi kaldırmış, indirmiş değiller diyor. Maça baktığımızda her iki takımın da pozisyon vermediği ya da gol pozisyonu bulamadığı bir mücadele oluyor da Ahmet Çakar herhalde Fenerbahçe atağa çıktığı zaman tuvalete falan çıktı. Yani herhalde muhtemelen öyle oldu. Valencia'nın kaçan pozisyonu ilk yarıda. Rossi'nin kaçan pozisyonu. Urman'ın köşeden çıkarttıkları falan. İrfan Can'ın şutunun çizgide King tarafından engellenmesi falan. Herhalde pozisyon sayılmıyor. Uğur Melek'e bu tur uzatmalara gider diyor. Jesus şu anda Süper Lig'in hem kafa kağıdı hem de mesleki iki açısından en tecrübelisi. Lucescu da Avrupa'nın top 15 15 liginin en yaşlı teknik adamı. Doğu Avrupa'nın Alex Ferguson'u diyorlar falan filan. Süsleyin kelimeleri geçelim. bu seviyelerde olan üstü iki deneyimli teknik adam karşılaştı. Taktik savaşı izledik. Satranç müsabakası izledik bir nevi. Yani ilk ayağı dün gördük. ikinci ayak 6 gün sonra Kadıköy'de. iki hoca da o kadar özenli, o denli, kontrollü dedi kontrollüydüler ki bu eşleşmenin sonucunun 180 dakikanın son anına kadar belli olmaması işten diyor. Salahi, Samuel ve Ferdi Premier League standartlarında oynadılar. Yine çok iyiydiler. Beklenenin aksine yeni transfer Arao geriye yaslanarak oyun kurdu. İsmail ikiliden öne çıkan taraftı diyor. Sanki çekimser oy gibi onu saymıyorum. İlker Yağcıoğlu İstanbul'da bu iş biter diyor. Hazırlık maçlarında iyi görüntü çizdi Fenerbahçe. Resmi maçta da büyük bölümünde istediklerini yaptı diyor. Artı olarak koyuyorum. 3'e 3 şu anda. Özellikle ilk 45 dakika önde baskıyla başlayan 18. dakikaya kadar rakim ceza sahasına sokmayan Fenerbahçe izledik. İlk devre boyunca Valencia ile birlikte İsmail ve Ferdi'nin çektiği şutlarla gole yaklaştı. Sadece bir kere önde baskıda bir saniye geç kalınca Kiev'in ne kadar tehlikeli bir takım olduğunu gördük. Fenerbahçe kalesine gelip gol buldular diyor. Gold buldular. Pozisyon buldular diyecekler herhalde. Oyuncu değişiklikleri sonrası Fenerbahçe birkaç dakikalık bocalamanlardan oyunu rakip sahaya yıktı. Galibiyet golünü aradı ama Dinamo Kiev savunmasını geçemedi. Sonuçta iki ayaklı maç. Deplasmandan 0-0'a dönmek avantajlı. Engin Verel bir değişiklik yoktu diyor. Savaş görmemiş bir Kiev'le oynamak başka. Savaş görenle oynamak başka. Taktiksel anlamda savunma hattında önemli bir değişiklik yoktu. Samuel Ferdi 60 70 metrelik alanı hem ofansif hem de defansif açıdan kullanmaya çalıştı. Arao önlü böyle gibi gözüküyor da stoperler açıldığında geride kademeye giriyordum. Başkan Ali Koç ortaya futbolcu bakacağına biraz defansa ağırlık verse fena olmaz. Yani bu kadar transfer yapmışken oyunu çevirmesi için yine ara şey Arda sokuldu. Arda'nın kulübede olması ya geç. Arda Güler'i bu kadar küçümsemenin manası yok. Tabii ki oyunu değiştirmek için girecek. Neyse bunu da ne? çekimser sayıyorum. Hilmi Türkay geçer not aldı diyor. Gesustu Fenerbahçe. Ön alan baskısı. Topa daha fazla hükmetti. O sahi Ferdi gayet iyiydi. Rossi de hücumda iyi diyor. Bu arada ben de Rossi'nin hücumda iyi olduğunu ama son vuruşlarda rezalet olduğu görüşündeyim. Onu da unutmadan söyleyeyim. Yani son vuruşları iğrenç ötesiydi. Eğer son vuruş tercihlerini düzgün yapsa zaten biz şimdi galibiyeti kutluyorduk. Arao dengeli oynadı. Takımın rakip sahaya yerleşmesine büyük katkısı var. Hazırlık sürecinin formunda ismi İsmail Yüksek. Yine 11 çıkarken mücadelesini alkış hak etti diyor. Yani ben geçerli rot aldı diyorum. Kadıköy'de turu geçen geçmeye daha yakın diyor. Artı 4'e 3 oldu. Şimdi Mehmet Demirkul diyor ki Fenerbahçe'nin <laughs> kusura bakmayın. <laughs> Fenerbahçe'nin hücumda kalabalık olmasını sağlayan yapı Dinamo Kiev'in hızlı çıkma girişimleriyle bir soruna da yol açtı. Orta saha merkezindeki ikilinin zaman zaman yer paylaşımında zorluk çekmesi Kiev'in hızlı çıkışlarında geniş alan bulmasını sağladı. Yani İrfan boşlukta kaldı diyor. Özellikle iki bek. Şimdi şunu söyleyeceğim. Önde pas otomatiği istenilen seviyeye çıkaramadı Fenerbahçe diyor. Bu kalabalık meyvesini vermedi. <laughs> Ve bu istenen yırtıcılıkta olmayınca şimdilik engelledi ama zamanla bu değişir diyor. Yani iki bekin oyuna iyi girişlerine rağmen İrfan'ın boşlukta kalmasına yol açtı. Bunlar beklenebilecek eksiklikler. Geçen yıl Zayis ve Crespo burayı oturtmuşken bunu merkezi yöndeki pivotla da birlikte değerlendirince bu durum doğal diyor. Kim Minji'nin olmaması da sıkıntı tabii. En kullanışlısı Serdar. E, Rossio sahayı iyi kullanmak Artılar, Tisserand sonra Dinkolin'in iki yönden de orta sahayı güçlendirmek istedi. Ama şunu söylemeden geçemeyeceğim. Hala önde bu rotasyonun en kullanışlı oyuncusu Serdar Dursun diyor arkadaşlar. Başlangıç için iyi diyor. Yani Arda ile birlikte oyuna girince Kiev savunması için kontrol edilmesi zor bir alan paylaşımı ortaya çıktı. Özetle başlangıç aşamasında takım iyi bir noktada. Oyun otomatiğini oluşturmak için zamana ihtiyaç var. Bu aşamada Şampiyonlar Ligi'ne katılım şansını yakalamak kolay değil. Sürekli sil baştan yapmanın doğal dezavantajları diyor. Baktığınız zaman arkadaşlar ben bunu da olumlu listesine ekliyorum. Olumlular şu anda 5'e 3. Paik Çetiner hazırlık maçlarına idman gözüyle bakarım. Fenerbahçe podyuma ilk olarak şimdi çıktı. Ee, Jesus 11'e el attı. Geçen yılın başarılı 11'ine biraz el atmıştı. Crespo Zais niye yoklar? soru işaret ediyor. Bu ikili kulübede yenilerden Arava, Gustavo'nun daha genci, daha hızlısı İsmail Yüksek sahadaydı. Yenilerden formayı kapan King, Serdar Dursun'u zor keser diyor. Onu da belirteyim diye eklemiş. Yine bitiremediler. İlk bölümde topu alan, oyunu kontrol altına tutan, önde baskı yapan Fenerbahçe. Lukescu bol yıldızlı rakibi karşısında takımını kendi alanında tutuyor. Tek pas oynatıyor, hızlı hücum denemeleri yaptırıyor. Fenerbahçe'nin baskılı oyunu yine kronik hastalık, gol atamama nüksedince golsüz kapattı. Fenerbahçe zorunda değişiklik Serdar Hazreti Serant. Yani gol için her şeyi yaptı diyor. Rossi Valencia pozisyonu üretti ama golü bulamadı. Son bölümde Cesus'un hamleleri geldi. Golcü aranıyor diyor. Bu da baktığınız zaman olumlu gibi geldi bana. Artı diyelim. Cem Dizdar diyor. Özletiyor. Bu oyun kendini. Taraftar olduğumuz takımın duygusu başka ama bir oyun olarak futbol takım fark etmek için bambaşka. Fenerbahçe ilk 20 dakika önde baskısı dinene kadar özellikle sol koridordan gayet olumlu çalıştı. Ferdi destekli Rossi hücumları, Vaat Kardı. Pozisyonlar buldu, beceriyi öne koydu. Kazanmak istedi diyor. Yani Cem Dizdar normalde bu kadar olumlu konuşmazdı ama ben bunu olumlu yazıyorum. Normalde ya bırak Allah aşkına ya. Böyle bir güne nasıl merhaba diye başlayan adam Erman Özgür. Fenerbahçe İlk yarısında hem oyun hem rakibine üstün olan, gole yakın olan taraftı. orta sahanın yeni ikilisi İsmail Yüksek Arao. Geçtiğimiz sezonu çok başarılı bir Zayis Crespo'yu niye kulübeye göndermişler? Net bir şekilde performanslarıyla gösterdiler diyor. Tek eksik goldü. Değişiklik mecburdu Tiserant Jesus. 60'tan sonra önce Lincoln vurma sonra Arda Güler Serdar Dursun yaptı. Ligi hazır göründü. Yani Cesus'un zamanlamalarının doğru olması, Fenerbahçe'yi dengelemesi, pozisyon sayısının daha az olduğu bir e, devrede rakibe karşılık, sertliğine karşılık verildi. Polonya'dan beraberlikle dönüldü. Hakem iyiydi diyor. Maçın iyileri Ferdi Kadıoğlu, Osayi, İsmail, Arao, idi diyor. Fenerbahçe skordan ya da turdan bağımsız olarak ligi hazır bir görüntü verdi. Yani buna değinmeden geçmek haksızlık olur. İsveç hakemi kusursuz 90 dakika diyor. <laughs> ben bilmiyorum kart standartlarında biraz sıkıntı gibi. Şimdi dış basına gelelim. Bizim Türkler bitti. Artı 8'e eksi 3. Ukrayna Kanada. Ukrayna'nın futbol 28 sitesi. Jesus'un Fenerbahçe ile yeni bir hikaye yazmak için. Ne diyor? Türk devi savaşın başlamasından sadece hazırlık maçları oynayan rakibine oranla daha etkili oldu. Oyunu domine eden taraf Fenerbahçe oldu. Bu sürpriz değil. İstanbul'daki maçta da bir sürpriz yaşanabilir. Fenerbahçe farklı da kazanabilir. Alın size. Yurt dışı basın. Artı 9. Bakın farklı kazanabilir diyor. Abola Portekiz. Polonya'da oynanan maç büyük ölçüde Jesus'un Fenerbahçe'si tarafından domine edildi ancak Fenerbahçe'nin hücum hattı başarılı olamadı. Lucescu ve Jesus gibi Avrupa'nın en tecrübeli iki büyük teknik direktörünün düellosuna sonuç İstanbul'da belli olacak. Türkiye'de turu geçmek isteyen Jesus bu eşleşmede daha çekici görünüyor. Artı 10. Rekord Portekiz. Ukrayna topraklarında yaşanan silahlı çatışma nedeniyle Polonya düzenlenen maçın sonunda düzenlediği basın toplantısında konuşan Jesus rakibe net gol, bir gol fırsatı tanımayan oyuncuların savunma organizasyonlarını övdü ancak hücum aksiyonları için benzer şey söylemedi. Bu yorum değil. Jogo Portekiz, Jesus Rusya'nın Ukrayna işgali sonrası Polonya'nın Lodzkent'te oynaması kararlaştırılan maçta ilk resmi maçına çıktı. Beraberlikte yetindi. Crespo yedek kulübesinde kalırken burun oyuna sonradan dahil oldu diyor. Bu da yorum değil. Globo Brezilya eee Dinamo Kiev ile 0-0 kaldı. Rusya'daki işgal Polonya, Lodz, zorunda Jesus Komutasındaki Fenerbahçe'de Flamengo'dan transferden Arao maça damga vurdu diyor. Bu da tam yorum değil. Bild Almanya Ukrayna'nın en iyi kulübü Dinamo Kiev'den güçlü geri dönüş. Rusya'nın savaş başlatmasından ilk kez resmi bir karşılaşmaya çıktı. Türkiye'nin en iyi takımı Fenerbahçe ile 0-0 berabere kaldı. Eee 11 bin kişinin maçı takip ettiği Dinamo önümüzdeki çarşamba günü ikinci ayakta bir sürpriz yapma peşinde olacak. Fenerbahçe'nin gol atma olasılığı daha yüksek olsa bile Dinamo Kiev büyük bağlılık savaşma isteğiyle bunu telafi etti. E, Ağustos ayının sonunda Ukrayna Ligi yeniden başlayabilir diyor. Kiçkır Almanya bu da dediğim gibi yorum şey değil. Ukrayna'nın rekortmen şampiyonu Kiev savaş sonrası ilk resmi maçında Fenerbahçe ile golsüz berabere kaldı. E, i̇kinci ayak ise önümüzdeki çarşamba Türkiye'de oynanacak. San İngiltere. Ukrayna'nın kahramanlarından biri oldu. Lukesku diyor. Fenerbahçe'den gelen teklifi geri çevirdiğini yazdı diyor. Savaş esnasında. San İngiltere yine UEFA Ukraynalı takımlara çatışmaya kapalı riskinden kaçınmak için yurt dışında tarafsız bölgede oynama talimatı verdi. 0-0 bitti. Ee, evet. İşgalinlik gününde ülkeyi terk etme falan filan. Fenerbahçe'den transfer teklifi Başka bir şey yok arkadaşlar. Baktığınız zaman 10'a 3. Jesus ve futbolculardan maç değerlendirmesini alalım kısaca. Sonra herkes konuşsun ben öyle konuşayım. Şimdi Jesus diyor ki ikinci maçta taraftarımızın bize vereceği desteğin çok önemli avantaj olduğunu düşünüyorum. Oynamış olduğumuz ilk resmi maçtı. Maçtan önce de dediğim gibi zor bir rakiple eşleştik. Oyuncuların çoğu Ukrayna milli takımında oynuyor. Bu turnuvada da Fenerbahçe'den daha tecrübeliler... Ama iyi maç çıkardık. Defansif anlamda çok iyi organize olduk. Rakibimizin ürettiği bir tane bile ciddi hata yok. 2-3 pozisyon yakaladık, atamadık. Bizim için eksik olan ofans'taki kalite diyor. Müthiş bence. İkinci maçı taraftarımızın bize vereceği çok önemli avantaj olacağını düşünüyorum. Onların oluşturacağı atmosfer rakibin üzerinde psikolojik baskı oluşturacaktır. Buradan beraberlikle ayrılıyoruz diye tur henüz bitmiş değil. Bu iki aşamalı bir tur. İlk maç bitti, ikinci maçta turu geçmek istiyoruz." demiş. Şu anda transferi konuşmaya gerek yok. 27 Temmuz'da bu takıma karşı bir maçımız daha var. Oyuncularımız turu geçebilmek için yeterli kaliteye, kapasiteye sahip. 5 haftadır bunun için çalışıyoruz. İkinci maçta oynayamayacak oyuncular için konuşmaya gerek yok demiş. Demek ki transfer etsek de olmayacak. Joshua King burada taraftarımızın büyüklüğünü gördük diyor. Zor bir maç oldu. Oluşturduğumuz şanslar, pozisyonlar vardı ama değerlendiremedik. Onlar da ikinci arada pozisyonlar ürettiler. Netice olarak beraberlik adil bir sonuç oldu. Şu anda bu maçı bitirdik ve ikinci maçın hazırlıklarımızı yapıp bekleyeceğiz diyor. Taraftar desteğinden falan bahsediyor. Ara o ikinci maçta galip gelmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız diyor. Bunları kısa kestim. Serdar Aziz'in sakatlığı için Jesus bir açıklama yapmış. Onu da değineyim arkadaşlar. Ee, Serdar Aziz biliyorsunuz 45'te yerini Tisaranta bıraktı. Hmm diyor. Serdar Aziz hafta boyunca kasığında bir sıkıntı yaşadığını söylemişti. Gerekli tedavileri oldu. Gideceğe kadar oynayacağı şeklinde plan yaptık. İlk yarıda bazı sıkıntılar oldu. Yani Jesus demiş ki oynayabildiğin yere kadar oyna. Artık dayanamayacağın zaman bir seni çıkartalım demiş ki. ilk 45 dakikayı çıkarttım. Ee, hocam Serdar çok sakatlanıyor. Şöyle böyle arkadaşlar yaşı malum. Sezon başı kampı malum. Yanlış anlamayın. Yani ters cümle kurup da şomağızlık etmek istemiyorum ama Sezon başı kamplarında çok iyi hazırlanan takımlar bol sakat verirler. Çünkü yoğun bir yükleme yapılıyor. Yani çok yoğun bir yükleme yapılıyor. Bence şu anda çok çok iyi gidiyoruz maşallah. Allah nazardan sakındırsın. Çok çok iyi gidiyoruz. Bakın arkadaşlar yani yapmayın etmeyin. İsmail Kartal'ın yani Fenerbahçe'ye geldi. Hatırlayın İsmail Kartal döneminde kaç tane sakat verdi. Kaçı daha yeni yeni geldi. Hatırlayın Crespo, Kim Minci, Nazım Sangare değil mi? Unutmayın bunları şu bazı kartlardan memnun değilim demiş. Biz de verilmeyen bazı kartlardan. Şimdi ee, bizim için kolay bir durum değildi. Maç içerisinde bazı kartlardan memnun değilim ama sezonun ilk maçı genel olarak durumdan memnunum diyebilirim diyor. Ukrayna'ya da bu durumda kim gidip oynamak isteyebilir ki? Yakın zamanda potansiyelimizi göreceğiz. Daha iyi olacağımızı söyleyebilirim. Daha fazla taraftar bekliyordum bugün. Çok sayıda Ukraynalı ve Türk taraftar vardı. İyi bir atmosfer oluşturdular diyor. Cesus'la ilgili soruları yorumlamayı reddetmiş. Kendi takımımla ilgili soruları cevaplayacağım demiş. Ee, takımımın yüksek bir potansiyeli var. Değişiklikler için uzun süre bekledim. Risk almamanın bu durumda daha iyi olduğunu düşündüm. Bu nedenle bekledim. Sadece 20 oyuncumuz var. Rakibimize göre bu konuda dezavantajımız var demiş. Lan bırak. 20 oyuncum var. Yine acitasyon yapmış. Savunmada bu seviyede hatalar yapılabilir. Normal karşılamak lazım demiş savunmadaki hatalarına. Gelir. Şimdi Mustafa Hoca'nın yorumlarına gelelim. Sevgili arkadaşlar. Bakın peşin peşin kısa öz net olarak söyleyeyim. 1- Tur geçilmedi. Bir sonraki tura geçmedik. 2- Hayatın sonu değil. Yani turnuvadan elenmedik. 3- Bu maç ölçü, kriter, kıstas değil. Arkadaşlar resmi olarak bak Jorge Jesus takımını 900 dakika izleyin. 900 dakika izlemeden yorumda bulunmayın. Hocam çüş sende 900 dakika ne Allah aşkına 900 dakika niye bekleyeceğiz? Arkadaşlar araba sürüyorsunuz. Birçoğunuz biliyorsunuzdur araba sürmeyi. Kontağı çevirdiniz. Çalıştırdınız arabayı. Vitese attınız ya da otomatik viteste ayağınızı frenden çektiniz. Kendi gidiyor. 5. viteste mi başlar? Birinci viteste mi başlar? Hocam bizde biraz sığırlık var. Biz geri vitese atıyoruz. Geri viteste başlar. Tamam, neyse geri vitesten sonra 1. vites atarsın. 1'den 2'ye, 2'den 3'e, 3'ten 4'e, 4'ten 5'e, varsa 5'ten 6'ya, 6'dan 7'ye. Peugeot 3008'lerde 8'e. Yani 8 vitesli bir arabadan bahsediyoruz. Siz bana çıkmışsınız diyorsunuz ki olumsuz pom olumsuzluk pompalayanlar. Hocam ya bu araba niye 1. vitesten başladı? Niye 4'ten başlamadı? Niye 5'ten başlamadı? Biz eğer 1. vitesten başladıysak ayvayı yedik. Biz küme düştük. Bu takım PTT 1. oynar. Bazıları da ütopik bir şekilde şunu söylüyor hocam ee, biz çok iyiydik biz müthiştik biz herkesi yeneriz Real Madrid gelsin oradan bir Liverpool sar paketle hocam o da yanlış o da yanlış. Bu takım üstüne koya 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 ekleyecek. Şimdi geçen seneden alışkanlıklar var evet o sayede Ferdi'de Salahide Altay'da alışkanlıklar var ama ama Geçen seneki o ile dünkü maçtaki o aynı kişi derseniz futboldan anlamıyorsunuz. Futboldan kesinlikle anlamıyorsunuz. Ya pes tabiriyle anlatayım. Geçen seneki o Samuel 78 ise dünkü o Samuel 83'tü. Farkında değil misiniz gelişimin? Ferdi Kadıoğlu 3-5 tane top ayağının altından kaçırdı. Geçen sene de aynıydı. Ferdi hemen hemen her maçta bunu yapıyordu. Yani Ha ofansif katkısı yüksek miydi? Yüksekti. Ferdi geçen seneki Ferdi'nin hemen hemen aynı. Ona bir şey diyemem. Atilla Salahi. Geçen seneki Atilla Salahi kimse kusuruma bakmasın. Bunu söylemek zorundayım. 68-69 o herhaldeydi. Gittikçe çöktüydü o Salahi. La ben 12-15 verene paketleyin gönderin diyordum. Dünkü Atilla Salahi 80'e yakındı. Bakın 80'e geçti demiyorum. 78 falandı. Yani arada 10 puanlık fark var. Serdar Aziz'i ben hani değerlendirerek mantıklı Tisserand. Geçen seneki Tisserand. Allah şahidi ben aa Tisserand giriyor. Ay vay yedik şimdi bu altından kaçarır bilmem ne yapar. Hava topunda şey yapar. Yani arkaya adam sarkıtmadı. Ben bu Tisserand'ı da geçen senekinden önde buldum. Altay'ı hiç başı başına para kazandı. Yere bile yatmadı. Altay'ı değerlendirmiyorum. Arao, İsmail Yüksek. Şimdi puanlama yapıyordum ya arkadaşlar. Onu yapayım ben. Ama şunu söyleyeyim. Kimse benim zorum hani kimse benim e, ee, şeyime hani katılmak zorunda değil. Önce ben bunu söyleyeyim. Kimse katılmak zorunda değil. Ama ben 6 aya 10 üzerinden 7 8 veririm. Hiçbir şey yapmadı. O sayı 10. Rahatlıkla 10. Serdar Aziz'e 7 veriyorum. Zaten kısıtlı süre oynadığı için. Yani 6 ay 8. O sayı 10. Serdar Aziz 7. Ben Atilla Salahi'yi beğendim. Evet sarktığı dönemler oldu. Ondan dolayı 9 veriyorum. Birkaç hatası var. Ferdi ilk yarıdaki Ferdi 10, ikinci yarıdaki Ferdi 6. Ortalama 8 ama ilk yarıdaki Ferdi biraz daha 9'a yakın diye 8 vermiyorum. 7.5'dan 8 veriyorum. Arao Aradığımız adam bu mu? Soru işareti. Bir maçta yıldızlaştırmayın bak. Yanlış yaparsınız. King dünkü maçta bence kötüydü. Arao bence iyiydi. Sadece dünkü maç puanını veriyorum. 9 Arao için. İsmail Yüksek benim beklentimin gerçekten çok çok üstünde top oynuyor. Bak ben size diyorum bu çocukta iş var diye. Benim beklentimin üstünde oynadı. 10 veriyorum. Birkaç pozisyonda öyle bir rahatlattı ki savunmayı. Öyle bir atağa çıkarttı ki. Öyle bir geçiş oyunu sağladı ki. Biz kontrol atak futbolda oynasak. Yani geçiş oyunu da oynasak. Pas oyunu da oynasak. istasyonda da yapsak. İsmail Yüksek'in bu Oyun sistemlerinin hepsinde rolü var. Zayt niye yok? Crespo niye yok? Oyuna niye alınmadılar? Şimdi size soruyorum. Crespo için 12 milyon euro. Zayt için de 8 milyon euro gelse. ikisini toplam 20'ye satar mısınız? Ben satarım. Ben ikisini de 20'ye satarım. Bu fırsat başka zaman elinize geçmez. Geçmez. Abartayım mı soruyu? Soruyu iyice abartayım. Bak iyice abartıyorum soruyu. İkisini 20'ye sattın. Renato Sanchez'i 12 milyon euroya aldın. Renato Sanchez. Hani şu kıvırcık saçlı Lille'deki var ya. Renato Sanchez'i 12 milyon euroya aldın. 8'de cebine para kaldı. Renato Sanchez, Mert Hakan Yandaş, ee, Arao, İsmail Yüksek, Gustavo. Hani merkez ikili de oynatabileceğim bir işle. Hani zaman zaman eğer sıkıntı yaşarsan başkasını da çekebilirsin. Okey misiniz? Ne oldu? O çok sevdiğiniz Zayis'ten, Crespo'dan çıktınız birdenbire değil mi? Kalite artmış oldu. Kafanızda şöyle bir plan çizsenize Arao, Renato Sanchez ya da Renato Sanchez İsmail Yüksek. Kafanızda Fenerbahçe merkez ikilisini böyle bir hayal etsenize. Kaç point artmış oluyor? Ha, demek ki her futbolcudan vazgeçilebilecek bir ücret varmış. İrfancan, açık net söylüyorum. Kimse bana hani yüklenmesin. Kötü bir laf söylemeyin. 3 3 oynadığı futbolu beğenmedim. Katkısını beğenmedim bak. Üçü niye verdim biliyor musunuz? Oyunun kurulumunda çok büyük etkisi var İrfan Canan. Bak oyunun kurulumunda pozisyon üretme hazırlık aşamasında çok büyük katkısı var. İrfan evet vuruş becerileri, topla e, haşır neşirliği düşük ama üretme. Bakın üretme. Arkadaşlar şimdi Altay Bayındır topu yere koyuyor stopere veriyor. Bu pozisyon başlangıcı değil. Mecbur böyle. Ya ona pas verecek ya şişirecek. İki tane seçenek var zaten. Bu değil. İrfancan bazen bekletiyor, bazen alıyor, bazen aradan ince veriyor, bazen sola kayıyor, bazen sağa kayıyor, bazen koridor açıyor, bazen koridoru bekliyor. İrfancan'a Can'a 3 verdim ama şunu söyleyeyim. İrfancan'dan bunu bekleyin. Bir maç 3 oynar, öbür maç 10 oynar. Öbür maç 7 oynar, öbür maç 8 oynar, öbür maç yine 3 oynar. İrfancan bu, standardı bu. Sen Türkiye'nin en iyi 8 numarası diye aldın. Temposu yok. İrfancan'ın savunma temposu kötü arkadaşlar. İsmail Yüksel gördünüz bu Kaç tane top çaldı? Hocam niye İrfan 8'de oynamıyor? Bu yüzden oynamıyor. Anladınız mı? İnşallah anladınız. Rossi 10 üzerinden 10 vereceğim ama küfür edersiniz diye 9 veriyorum. Hocam bunun neyi ne 10 veriyorsun lan? Bık çıldıracağım hocam. Yani neyin 10 veriyorsun arkadaşlar? Kanat. Bak kanat oyuncusunun asli vazifesi nedir? Topu ileri taşımak. İkinci vazifesi nedir? Gol pozisyonuna girmek, gol atmak, attırmak falan filan. Topu çok iyi ileri taşıyor. Çok iyi pozisyona giriyor. Ha, sonda vuramıyor. Zaten sondakini vursaydı Real Madrid herhalde da 25-30 milyon euroya bizden aldıydı şu anda. Vinicius'un yedeği diye. Son top becerisi bu çocuğun gelişmediği müddetçe hepinizden lanet diyecek. Son top vuruş becerisi gelişsin. Ya 4 maç, 5 maç son top vuruş becerisi gelişmiş Rossi izleyin yalvaracaksınız. Biz bununla sözleşmeyi değiştirelim, revize edelim. 45-50 milyon euroya serbest kalır diye. Dün lan 50 metrede par atmışsın. Vicdansızın oğlu. Adamın içinden geçmişsin. Son çizgiye gitmiş. Yetmemiş. Orada çalım atmışsın. Aynısını Arda Güler yapsaydı. Bugün skills videosu hazırlıyordunuz dünkü maçtan. Dünkü skills videosu hazırlıyordunuz. Bak Arda Güler neler yapmış neler. o 50 metre topu sürmüş çalım atmış. Ha salak. Bu kadar yaptıktan sonra lan kaleye niye vuruyorsun? 50 metre top sürmüşsün. Rakibin iki tane rakibi delik deşik etmişsin. Öbür ikinci rakibi bir de çalımla delik deşik etmişsin. Ceza sahası içine girmişsin. Yanlış görmezsem hem Valencia hem King var. At koşu yollarına. Sürükle gitsin. Sana ne? Ben bazen halı da bunu yaparım. Çok iyi hareketler yaptıktan sonra bak vuruş imkanı olmasına rağmen vurmam. Çok iyi hareketlerden sonra veririm bir tanesinin önüne. Al ulan salak kaçırıyorsan kaçır. Suç senin. Suç senin. Ben ben şovumu yapmışım. Değil mi? Ben şovumu yapmışım al senin. Rossi de bunu yapmadığı için 9. Valencia. Ben hiçbir şekilde beğenmedim Valencia'yı. Valencia'ya 3 veriyorum. Hiçbir şekilde beğenmedim. Bizim bildiğimiz Valencia o savurmayı hallaş pamuğu yapardı. Valencia'nın gitmekteki kararlılığını anlayın. Hocam öyle deme kanatlara geldi top. Hiçbir şey yapmadı Valencia. Hiçbir şey yapmadı. Onun üzerinden 3 sadece oradaki duruşu. Bir pozisyonda ceza sahasına top gelmiş. Rakibe sırtı dönük. Solundan adam kaçıyor. Bak bizim bildiğimiz var neyse şöyle iki ayaklı düşünün. Şu sağ ayağı sağ ayağı topu bu tarafa çekip böyle topuk hareketiyle arkadaşının koşu yoluna versen sağ çaprazda pozisyona girdin. Bu ne yapıyor? Sola dönüyor. Ay öldüm ben bırakın beni yere. Ya her pozisyonda sağ tekarlık düşünülmez ya. Ayıp ya. Joshua King. King için de 3 veriyorum ama üstüne basa basa söylüyorum. Fenerbahçe'deki ilk maçı. Oyuna sonradan girenler. Lincoln, Lincoln kavram karmaşası yaşadı. Maça sol açık olarak girdi. Sağ açığa geçti. Yardımcı forvet rolündeydi bir dönem. Ne yaptığını o da anlamadı. O yüzden onun üzerinden 4 veriyorum. Serdar Dursun. Serdar Allah aşkına. Allah aşkına. Kitap aşkına. Kur'an aşkına. En uç adamsın. Hücumsal bir takımdasın. Orta sahaya gelmenin ne mantığı var? Topellerin arasına girip utanmasan top dağıtacaksın. Yani Serdar Dursun'u puanlamıyorum. Beğenmedim. Yani şey bir versem diyeceksiniz ki hocam bir verecek işte niye bu kadar kötü verdin? Puanlamıyorum. Buruma. Dünkü Buruma'ya dört veriyorum. Buruma da aynı şekilde kavram karmaşası yaşadı ama birkaç pozisyonda dedi ki ben hazırlık maçlarındaki çöp Buruma değilim. Ben kendimi geliştiriyorum dedim. Ee, ona da dört verdim. Arda Güler. Arda da beklediğiniz Arda Güler yoktu değil mi? Herkes ne bekliyor Arda Güler oyuna girerken? Kesin golü var. Arda Güler tabelasını gördünüz ya. Dakika kaç? 89. Kesin golü var. Arda Güler tabelası 87. Kesin golü var. 80. Kesin golü var. 60. Hem gol hem asisti var. Yaz. Ya bu değil ya. Ya siz çocuğu böyle bitirirsiniz. Bu değil. Ama şunu söyleyeyim. Jesus'un sisteminde Arda Güler bu dediğiniz olur. Bu dediğinize dönüşür. Ama 5. haftadan sonra ama 7. haftadan sonra. 900 dakika bu yüzden izleyin. Bu çocuk bu sistemde olur. Çünkü rahat oynayacak, serbest oynayacak. Tisserand. Allah şahidim bu puanı vermek istemiyorum ama 10. Kusursuz top oynadı. Bir tane hatası yok. Bir tane. Lan bir tane hata yok. Bir tane. Ne uzun top hatası var. Ne kısa top hatası var. Ne pas hatası var. Ne kademe hatası var. Ne hava topu hatası var. Hani istatistiği şu anda önümde yok ama muhtemelen. Yani ikili mücadele yüzdesi yüzde yüzdür. Ya da hava topu şeyi yüzde yüzdür. Kusursuz. 45 dakika kusursuz. Hocam o zaman satılmasın. Hayır dünkü maçı baz almayın. Dünkü maç psikolojik bir maçtı. Dünkü maçı baz almayın. Dün Dinamo Kiev 60'a 70'e kadar dedi ki ben bir tane atayım, yatayım, kapanayım. 70'ten sonra Dinamo Kiev, Sübhanallah, Sübhanallah, Sübhanallah. Allah'ım ne olur gol yemeyelim. Sübhanallah, Sübhanallah, Sübhanallah. Adamlara besmele çektirdin sen. Ben Jorge Jesus'un şununa hayran kaldım. Bak Jorge Jesus'un şununa hayran kaldım. Bizde olsa ne olurdu biliyor musunuz? O İsmail Kartal falan filan diyorsunuz. Hiçbirine saygısızlık yapmak istemiyorum. Maç 0-0. Ukrayna'dasın. Şey Polonya'dasın. Lan oğlum güzel skor elde etmişim. Gerek yok. Maceraya gerek yok. Ben ne yapayım biliyor musun? Ee, King'i çıkartayım. Crespo'yu ortaya alayım. Arao İsmail Crespo yapayım derdik. Bak hangi Türk teknik adam olursa olsun bunu yapardı. Bu deli manyak ne yaptı? Bu deli manyak. Bizim Jesus deli manyağı. Enrique Lincoln 1. Serdar 2. Buruma 3. Arda Güler 4. 4. 4. 4 tane ofansif adam aldı. 4 tane. Tisserant'ı mecburiyetten aldı. Herhalde Tisserant'ı almamış olsaydı Emre Mor'u falan alacaktı. Lan böyle manyak bir adamla oynuyorsunuz. Farkında mısınız? Bu kadar manyak çılgın bir teknik direktörünüz var. Çıkan kim? Kim? Valencia. Rossi İrfan. Yani 4 hücumcu çıkartıp 4 hücumcu aldı. İsmail'e biraz daha öne git. Arao'ya biraz daha öne git. Fenerbahçe son dönemlerde adamlara besmele çektirtiyordu. Müslüman olmamalarına rağmen. Uzun lafın kısası. Ne Fenerbahçe'yi yere göğe sığdıracak konumdayız. Ne Fenerbahçe'yi çöpleyecek konumdayız. İstatistiksel olarak daha iyiydik. Hocam rakibin kapanması bekleniyordu. İyi rakip kapanması bekleniyordu diye istatistiklerin hepsini iptal edin. Fenerbahçe pozisyonlar bulmuş. Saymayın. Ama hocam ya haladeni atmak zorundasın. Arkadaşım Allah rızası için git dünkü maç öncesi canlı yayınıma bir bak. Orada defalarca diyorum bu maç Şampiyonlar Ligi'ne girip girmeme için. Bu seviyenin takımıysan bulduğunu atacaksın. Yakaladığını yutacaksın. Bitti. Bulduğunu atacaksın. Bulduğunu atamazsan bu seviyene takımı değilsin. İyi de hocam işte bu seviyenin takımı değilmişiz demek ki hazırlık aşamasındasın. Joao Pedro dün sahada olsaydı biz bu maçı aldırdık. Senaryoyu değiştiriyorum. Senaryoyu değiştiriyorum. Şimdi olumsuz diyen arkadaşlara bir sorun var. Tek bir sorun var. Valencia'ya yapılan harekete penaltı rakibe de sarı kart. İrfan kaleye vurduğunda Joshua King orada durmak yerine bir adım bu tarafa çekildi. Offside da değil. İrfan vurdu gol oldu. Maç 2-0 bitti. Fenerbahçe maçı 2-0 kazandı. Şu anda yaptığınız yorum 180 derece farklı olurdu. Aksız mıyım olumsuz konuşan arkadaşlar? Hocam ezdik ya. Ezdik ya. Adamlara Rusçadan daha büyük zulüm uyguladık demeyecek miydiniz diyecektiniz. Ezdik adamları hocam delik deşik ettik. Ali Koç'un bir lafı var ya hocam vicdansızlar ezdik Beşiktaş'ı diyor. Ezdik hocam Kiev'i diyecektiniz. Bak. Bazı Galatasaraylı Beşiktaşlı arkadaşlar, Trabzonsporlu arkadaşlar bir şey diyorlardı. Kiev sizi delik deşik eder. Kiev size fark katar. Kiev fark yu diyorlardı. Dün unutmadan söyleyeyim ne güzel bir görüntü vardı. Gördünüz onu değil mi? Dikkatinizden kaçmadı. Bir Trabzonsporlu kalkmış böyle şey yapıyor. Trabzonspor Fenerbahçeliler bir Galatasaray formalı gördüm, bir Trabzonspor formalı gördüm. Yanlış görmezsem maç öncesi görüntülerde bir Beşiktaşlı gördüm. Bu olması gereken bu. Bunun kimseye zararı yok ki. Bunun kulüplerimize karı var. Lan oğlum 4. sınıf, 5. sınıf Avrupa ülkesine dönüştük. Farkında değil misiniz? Trabzonspor şampiyon olmuş. Elemede kim gelip elenecek diye bekliyorsunuz. Yalan mı? Galatasaray Beşiktaş Avrupa'yı unuttu bu sene. Siz Avrupa'dan bir başarı bekliyor musunuz bu sene? Yatın, kalkın, dua edin. Deyin ki ulan Allah Fenerbahçe'ye şans versin de bir şeyler yapsın. Deyin. Galatasaray'da Beşiktaş'ta arkadaşlar bak ben destekleyin, içinizden, yürekten destekleyin demiyorum ama mantıken destekleyin. Bazen gelmez içinizden, gerçekten gelmez. Yani bir atıyorum Trabzonspor gider Rum takımıyla oynar. Trabzon'u desteklemek yerine Rum takımını desteklersiniz. İşte Beşiktaş İsrail takımını oynar gider İsrail takımını desteklersiniz. İçinizden gelmez. Ona bir şey diyemem. O sizin bileceğiniz iş. Yaşadıklarınız, yaşantılarınız, size yaşatılanlar, gördükleriniz falan filan. Ona bir şey diyemem. Ama mantık olarak Fenerbahçe'nin desteklenmesi lazım. Mantık olarak. Ya Trabzonspor'la Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kaldığını bir hayal edin. Sadece bir hayal edin mantık süzgecinden geçirmeyen Başakşehir Avrupa Ligi'nde gruba kalsın. Konya'da konferansta gruba kalsın. Dört takımın dördü de gruplarından bir üst seviyedeki şeye çıksın. Bir üst kademeye çıksın. Bir üst tura yükselsin. Anladınız mı demek istediğimi? belki gelecek seneye etkilemeyebilir ama ondan sonraki sene Şampiyonlar Ligi'ne grupa direkt pıtır diye takım sokmuş olacaksın. Ülke menfaatleri için. Takımlarımızı desteklememiz lazım. Ha dediğim gibi mantıksal olarak destekleyin. Kalbenge desteklemiyorsanız da. Benim aktaracaklarım bu kadar. Fenerbahçe'ye transfer şart oldu şart. Dünkü maç benim açımdan ışık verdi. Fakat Kadıköy'deki maçı çok sabırsızlıkla bekliyorum. Taraftar desteğini merak ediyorum. Atmosferi merak ediyorum. O atmosferde Fenerbahçe ne yapacak merak ediyorum. Bakın dünkü maçın öncesinde ben ne dedim? İki takım da birbirine gol atar. İki takım da kanatları çok çok iyi dedim. Allah şahit Fenerbahçe atmaya çok yaklaştım. Kiev'in bir tane hızlı atağı var. Başka hiçbir şey yok. Bir de soldan ortaladılar. Salah'ın engelledi. Başka hiçbir şey yok. Baktığın zaman Fenerbahçe daha gol atmaya müsaitti. Şimdiden diyorum ki Kadıköy'deki maçta ilk 45 dakika içerisinde Fenerbahçe öne geçerse farklı kazanır bu, o maçı. İlk 45 dakikada öne geçerse Hani absürt bir hikaye olmazsa işte kırmızı kalp penaltı falan olmazsa Fenerbahçe o maçı farklı kazanır. Biz de hep birlikte tur sevinci yaşarız. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Şurayı 24.900 yapabilirsiniz. Abone olarak ailemize katılabilirsiniz. Her maç önü ve devre arası maç sonu inşallah elimizden gelince yayın yapmaya çalışıyoruz. Maçlardan bir gün sonra maçın hikayesini aynen bu şekilde olduğu gibi sürekli paylaşacağız inşallah. Ee, sadece transfer döneminde değil. 7 gün 24 saat yılın 12 ayı 4 mevsim hiç fark etmiyor. Transfer, duyum, bütün gelişmeleri biz bu kanalda aktarıyoruz arkadaşlar. Haberiniz olsun. Üyelik sistemimiz, üyelik sistemimizin amacı farklı. Sadece duyum almak değil. Eğer 10 TL verip deneyebilirseniz anlarsınız ne demek istediğimi. Eğer 10 TL verecek durumunuz yoksa gerek yok. Zaten videolarda ben size gereken duyumları veriyorum. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere arkadaşlar.